AKP yönetiminin yapabileceğini ben inanmıyorum. Çünkü birçok yerde yanlışları oluyor. Mesela Suriye politikasında da öyle. Yani aklı başında birisi bu kadar iş çıkışları yaşamayı hiç de aklı başında bir yönetimin dile bağlamaz. Çünkü şey, orada da saçmalıklar var. Yani bu dışarıdan yönlendiriliyor. Bizim işte sol partinin, CHP'nin sol cenahta olan partilerin bu algı yönetimine karşı daha akıllıca çözümler bulması lazım. Tespitleri daha klişeden çıkıp daha gerçekçi tespitler yapmak zorunda. Aksi takdirde söylemler hep havada karşılaşıyor. İki tane karşı şeyin savaştığını düşün, bizimkisi hep hafifte kalıyor. Yani o algı yönetimi, onların yaptığı algı yönetimi daha çok insanları etkilemeye yönelik. Benim eleştirim bizim tarafa bu yönde. Hiç onu doğru bulmuyorum. Akıllıca gelmiyor. Yani savaşma teknikleri yanlış. Ve dolayısıyla biz uzun bir süredir AKP'nin boyunduruğu altında yaşamaya devam ettik. Belki de edeceğiz, bilmiyorum. Bu yanlıştan dönülmesi lazım. AKP'nin bir avantajı var şimdi. Biz çok yüklenmemiştik. CHP'nin işlemimiz çok var, bir ağırlığı var. Bu partilerimiz çok var. O da işte eski bir şeye devam ettirmeye çalışıyor. AKP yeni kurulmuş bir parti. Hiçbir tarafta bir şey yok. Yani daha gülü yakalanmış. Dolayısıyla elin kolu daha uzun, daha uzun yerlere dönüyor. Dediğim gibi eşit koşullarda savaşabilecek kadar algı yönetiminde iyi olmamız lazım, iyi tespitler yapabilmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Ben şöyle bir herkesi bir geçmişe doğru getirmeye çalışacağım tabii. Becerebilirsem. Şimdi AKP ilk geldiği dönemlerde yoksulu hedef alarak hakça bölüşüm, hakça paylaşım kelimelerini kullanarak bu halkı elde etti. Ve geldiği dönemlerde böyle gelin bakalım, Avrupa Birliği'ne girdik diye havai fişekler atıldı. Konvoylar düzenlendi. Bütün illerde, bütün her yerde. Sonrasında işte mecliste FETÖ'ye karşı çıkan vekillerimizin üzerine yüründü. FETÖ ile yıllarca mücadele zincirinde hiçbir mücadele yapılmadan devletin içine sızdırıldı. Kamuda ayrışmalar oluştu. Sonrasında o havai fişeklerle aynı şekilde yapılanlar, 15 Temmuz olayında bir işte darbe de demedik hiçbir zaman için diyemeyeceğim. Bir kalkışma da diyemeyeceğim ama belirli bir şey. Önceden önlem alınabilirdi, alınmadı ve bilerek, bana göre bilerek bu ortama sokuldu. Sonrasında işte bunun üzerinden sürekli olarak siyaset yapıldı. Ankara Garı'nda bombalar atıldığında işte bunun üzerinden siyaset yapıldı. Şimdi hiçbir bomba atılmıyor bu ülkede ama yine şehitlerimiz sürekli olarak geliyor. İdlib diyoruz, yurt dışına kadar açıldık. Yani bir şöyle diyeyim, bir kişinin özel düşünceleri, kişisel düşünceleri ülkeyi tarumar ediyor. Yani bununla alakalı. Savaş desek savaş değil. Bugüne bakıyoruz, bugün yine 36 tane şehit varken sokaklara çıkıp korna çalmayanlar, geçen gün burada işte destek amaçlı yürüyüş yapıldı. Ülkenin bazı yerlerinde aynı şekilde kornalar çalınıyor. Halk bölünüyor sürekli olarak, ayrışıyor birbirinden. Yani biz herkesi kucaklamaya çalışıyoruz ama bizi kimse kucaklamıyor. Bu da bir sıkıntı. Bizim birbirimizi kucaklamamız gereken bir dönem, solun, yani Türk solunun bütün değerlerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Burada yapacağımız tek şey çok iyi örgütlenmek. Çünkü önümüzde gerçekten çok zorlu dönemeçler var. Ben bu ülkede bunun seçimle gideceğini düşünmüyorum.
Çünkü bunlar az önce de bahsettiğim siyasal İslam projelerini hayata geçirmek için uğraşıyorlar. Ve neticede halk buna inanmış, birçok kesim buna inanmış. Nasılsa cennete gideceğiz hesabı var. Bu dünyada cenneti yaşamayı düşünmüyorlar, öbür dünyadaki cennet düşünüyorlar. Halk bunu düşünüyor sürekli olarak. Ve çözümünün bizim daha çok iyi örgütlenmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü mücadele sadece üstten gelen bir mücadele. Mesela ben mensubu bulunduğum partiyi söz konusu yaptığımda yukarıdan bir mücadele şekli var. Mecliste işte en son Engin Özkök'a saldırılar yapıldı. Konuşmaları doğruydu çünkü sen devletin başı olarak ağzına geleni ana muhalefet partisi liderine söylüyorsun. Ne ağzına ne gelirse söylüyorsun. Şeyde kelle diyorsun. Kıs kıs gülüyorsun Amerikan emperyalizminin sorunlarını konuşurken işte onun orada var olması gerektiğini, kendinin işte bu işin yapma üstünde değil de nasıl diyeyim bir halk kahramanı olarak görüyorsun içinde bulunduğun toplumun ve herkese tepeden bakıyorsun. Danışmanların sana yanlış şeyler yaptırıyor. İnsanlar seni uyarıyor, bilim adamları uyarıyor, akademisyenler uyarıyor, kimseyi dinlemiyorsun. Elinin tersiyle herkesi itiyorsun. Ya bir sen misin bu dünyada yani? Herkes vatandaş. Neticede bu çıkmazdan hepimizin aklı selim çıkması için bizim özellikle sol olarak, daha doğrusu sol demeyelim de evrensel düşünenler olarak bütünleşmemiz gerektiğine inanıyorum. Örgütlü bir mücadele içerisine girmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunun yollarını da daha çok birlikte olmak, daha çok sohbet etmek, bir araya gelmek. Tabii günlük işlerimiz de var bu arada. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu ülkenin üretenleri de biziz. Biz artık çalmanın mübah sayıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bal tutan parmağını yalar denilen bir ülkede yaşıyoruz. Biz balı kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Bir yerden çalarak bir şey üretim yapmıyoruz, uğraşıyoruz. Mesela ben kamudan emekli olduktan sonra sürekli tarımla mücadele ediyorum. Uğraşıyorum. Niye? Çünkü gelecek kuşağa da bir şey bırakmak lazım. Neyi bırakmak lazım? Mal, mülk, para değil. Bu mücadeleyi sürdürebilmek için ayakta kalabilmemiz gerekiyor. Yoksa bizim işte apartmanımız olsun, villamız olsun öyle bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Hep paylaşmayı düşündük ama yani mücadeleyi sürdürmek için, sokakta kalabilmek için, yemek için, evinde barınabilmek için de ekonomiye ihtiyaç var. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ve bir de şöyle bir şey var. Bu dönemde çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Hani fırıldak diyoruz, dönek diyoruz ya. O insanların bugün mesela iktidara yakın partilere pençe gibi yapıştığını sıklıkla görebiliyoruz. Bunları engellemek gerekiyor. Tabii gelen gelsin o partiye, işte iktidara yakın partiye gelsin ama kendi ideolojini yansıtan, ideolojik mücadeleye veren insanları daha tutmak gerektiği, daha onlarla kenetlenmek gerektiği kanaatindeyim. İnşallah böyle olur. Örgütlenmemiz daha güzelleşir. Ama örgütlenme olmazsa çok vahim durumlar bizi bekliyor. Teşekkür ederim.